Mustafa Kemal mecliste saltanatın kaldırılması konusunda şu tarihi tespiti yapmıştır. Efendiler Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmış olduğunu, yeni bir Türkiye Devleti'nin doğduğunu, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince hakimiyet haklarının millete ait bulunduğunu ifade eden bir önerge hazırlandı. 80'i aşkın arkadaşa imza ettirildi. Bu önergede benim de imzam vardır. Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından, hiç kimseye ilim gereğidir diye görüşme ve tartışmayla verilmez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle veya zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardır. Mustafa Kemal'in bu açıklamalarından yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Saltanat yönetimi kuvvetle ve zor kullanmaya dayalı bir yönetim biçimidir. Görüldüğü üzere Mustafa Kemal kuvvetle, kudretle, zorla alındığından bahsetmiştir. A seçeneğine ulaşabiliriz. B'de yeni Türk Devleti'nin kuruluşundan sonra 80'i aşkın imzacı hakimiyetin kaynağının Türk milleti olduğunu belirtmiştir. Mustafa Kemal kendisinin de içinde bulunduğu 80'i aşkın arkadaşa imza ettirildiğinden bahsetmiş. B seçeneğine ulaşırız. C'de saltanat ve hakimiyet belli bir kesim tarafından başka bir kesime verilemez niteliktedir denmiş. Elbette saltanatın ve hakimiyetin el konulduğunu, bir grupta bulunduğunu ifade etmiş Mustafa Kemal. D'de Türk milletinin hakimiyetini eline almasını engelleyen unsurlardan birinin de Osmanoğulları olduğunu söylemiş. Böyle bir şey metnimizde söylenmemektedir. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Mustafa Kemal mecliste saltanatın kaldırılması konusunda şu tarihi tespiti yapmıştır. Efendiler Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmış olduğunu, yeni bir Türkiye Devleti'nin doğduğunu, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince hakimiyet haklarının millete ait bulunduğunu ifade eden bir önerge hazırlandı. 80'i aşkın arkadaşa imza ettirildi. Bu önergede benim de imzam vardır. Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından, hiç kimseye ilim gereğidir diye görüşme ve tartışmayla verilmez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle veya zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardır. Mustafa Kemal'in bu açıklamalarından yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Saltanat yönetimi kuvvetle ve zor kullanmaya dayalı bir yönetim biçimidir. Görüldüğü üzere Mustafa Kemal kuvvetle, kudretle, zorla alındığından bahsetmiştir. A seçeneğine ulaşabiliriz. B'de yeni Türk Devleti'nin kuruluşundan sonra 80'i aşkın imzacı hakimiyetin kaynağının Türk milleti olduğunu belirtmiştir. Mustafa Kemal kendisinin de içinde bulunduğu 80'i aşkın arkadaşa imza ettirildiğinden bahsetmiş. B seçeneğine ulaşırız. C'de saltanat ve hakimiyet belli bir kesim tarafından başka bir kesime verilemez niteliktedir denmiş. Elbette saltanatın ve hakimiyetin el konulduğunu, bir grupta bulunduğunu ifade etmiş Mustafa Kemal. D'de Türk milletinin hakimiyetini eline almasını engelleyen unsurlardan birinin de Osmanoğulları olduğunu söylemiş. Böyle bir şey metnimizde söylenmemektedir. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nde toplumun medeni hukukla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 19. yüzyıl sonlarında Mecelle adıyla bir medeni kanun çıkarılmıştır. Paragraftaki açıklamalardan yararlanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Medeni kanun mecelle gibi dini esaslara dayanmamaktadır. Elbette medeni kanun dini esaslara dayanmıyordu. Zira medeni kanun milletimize aramızdaki farkın giderilmesi amacıyla mecellenin yerine geçerek medeni kanun ile ilgili çalışmalar İsviçre medeni kanunu örnek alarak yapılmıştır. A seçeneğini eleyebiliriz. Mecellenin Türk toplum ihtiyaçlarını karşılayamaması sonucunda medeni kanun oluşturulmuştur. Elbette mecelle günün koşullarına uygun olmadığından dolayı medeni kanun oluşturulmuş. TBMM medeni kanunu siyasal ilişkilerini geliştirmek için İsviçre'den almıştır. Böyle bir şey metnimizin tamamında verilmemiştir. İsviçre medeni kanunu çağdaşlık, laiklik gibi özelliklere sahiptir. İsviçre medeni kanunu yeni kurulan Türk devletinin çalışmalarına da örnektir. D seçeneğine de ulaşırız. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Osmanlı Devleti'nde toplumun medeni hukukla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 19. yüzyıl sonlarında Mecelle adıyla bir medeni kanun çıkarılmıştır. Paragraftaki açıklamalardan yararlanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine
ulaşılamaz. Medeni kanun mecelle gibi dini esaslara dayanmamaktadır. Elbette medeni kanun dini esaslara dayanmıyordu. Zira medeni kanun milletimize aramızdaki farkın giderilmesi amacıyla mecellenin yerine geçerek medeni kanun ile ilgili çalışmalar İsviçre medeni kanunu örnek alarak yapılmıştır. A seçeneğini eleyebiliriz. Mecellenin Türk toplum ihtiyaçlarını karşılayamaması sonucunda medeni kanun oluşturulmuştur. Elbette mecelle günün koşullarına uygun olmadığından dolayı medeni kanun oluşturulmuş. TBMM medeni kanunu siyasal ilişkilerini geliştirmek için İsviçre'den almıştır. Böyle bir şey metnimizin tamamında verilmemiştir. İsviçre medeni kanunu çağdaşlık, laiklik gibi özelliklere sahiptir. İsviçre medeni kanunu yeni kurulan Türk devletinin çalışmalarına da örnektir. D seçeneğine de ulaşırız. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. İstanbul'da saltanatlarının, zevk ve eğlenceye düşkünlüklerinin, menfaatlerinin devam ettirilmesine, düşmanların ana vatanımızı istila etmek emellerine uyulmakta, onlarla işbirliği yapmakta, düşman devletlerinin her isteğine boyun eğmekte asla tereddüt göstermeyen, vicdanları sızlamayan, milletimize hür ve bağımsız yaşama azmini kırmak için haince teşebbüslerden çekinmeyen sultan ve halifenin artık bu vatanda asla yeri yoktur, olamaz. Mustafa Kemal'in bu açıklamalarına göre halifeliğin kaldırılma sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Halifenin düşmanlara karşı mücadele ruhundan yoksun olması elbette etkilidir. Türk halkıyla birlikte hareket etmemiş. Halifenin ülkenin geleceğinden çok kişisel çıkarlarını düşünmesi metnimizle alakası yok. Halifenin Türk halkının özgürlük ruhunun zarar verecek girişimlerde bulunması elbette etkilidir. Halifenin işgalcilerle işbirliği içinde olması da yine etkili. Sorumuzun cevabı B seçeneği. İstanbul'da saltanatlarının, zevk ve eğlenceye düşkünlüklerinin, menfaatlerinin devam ettirilmesine, düşmanların ana vatanımızı istila etmek emellerine uyulmakta, onlarla işbirliği yapmakta, düşman devletlerinin her isteğine boyun eğmekte asla tereddüt göstermeyen, vicdanları sızlamayan, milletimize hür ve bağımsız yaşama azmini kırmak için haince teşebbüslerden çekinmeyen sultan ve halifenin artık bu vatanda asla yeri yoktur, olamaz. Mustafa Kemal'in bu açıklamalarına göre halifeliğin kaldırılma sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Halifenin düşmanlara karşı mücadele ruhundan yoksun olması elbette etkilidir. Türk halkıyla birlikte hareket etmemiş. Halifenin ülkenin geleceğinden çok kişisel çıkarlarını düşünmesi metnimizle alakası yok. Halifenin Türk halkının özgürlük ruhunun zarar verecek girişimlerde bulunması elbette etkilidir. Halifenin işgalcilerle işbirliği içinde olması da yine etkili. Sorumuzun cevabı B seçeneği. Cumhuriyetin ilanına giden süreç egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Görseldeki bilgilere bakarak çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Halkın devlet yönetiminde söz sahibi olması için yenilikler yapılmıştır. Baktığımız zaman yeniliklerde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile egemenlik Türk milletine ait olduğu ifade edilmiş. Bu bir yeniliktir. Bir cevaplarımız arasında olmalı. İki de Mustafa Kemal demokratik gelişmeleri desteklemiştir. Baktığımız zaman Mustafa Kemal'in demokratik gelişmeleri elbette desteklediğini Çankaya Köşkü'nde yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz cümlesinden de çıkartabiliriz. Cumhuriyet varsa demokrasi de vardır. İki de cevaplarımız arasında olmalı. Üçte meclis hükümet sisteminden kabine sistemine geçiş sağlanmıştır. Görselimize baktığımız zaman böyle bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil. Sorumuzun cevabı 1 ve 2'nin olduğu B seçeneğidir. Cumhuriyetin ilanına giden süreç egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Görseldeki bilgilere bakarak çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Halkın devlet yönetiminde söz sahibi olması için yenilikler yapılmıştır. Baktığımız zaman yeniliklerde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile egemenlik Türk milletine ait olduğu ifade edilmiş. Bu bir yeniliktir. Bir cevaplarımız arasında olmalı. İki de Mustafa Kemal demokratik gelişmeleri desteklemiştir. Baktığımız zaman Mustafa Kemal'in demokratik gelişmeleri elbette desteklediğini Çankaya Köşkü'nde yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz cümlesinden de çıkartabiliriz. Cumhuriyet varsa demokrasi de vardır. İki de cevaplarımız arasında olmalı. Üçte meclis hükümet sisteminden kabine sistemine geçiş sağlanmıştır. Görselimize baktığımız zaman böyle bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil.
Sorumuzun cevabı 1 ve 2'nin olduğu B seçeneğidir.